Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında tümevarım 2 testlerinden test 5'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Fatma Hanım masa örtüsü almak için masanın kısa kenarını 75 cm ölçüp kısa kenar burası arkadaşlar 75 cm ölçüde ölçtük. Uzun kenarını ölçmeyi unutup bir örtü alıyor. Bu örtü ile masanın üstten görünümü şekil de veriliyor. Evet şu şekilde örtü ile masanın üstten görünümü. Bu masa örtüsü şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde masanın üst kısmında 15'er santimlik kısmı şekil 3'teki gibi yerleştirildiğinde de 25'er santimlik kısmı gözükmektedir diye söyleniyor. Masanın uzun kısmına A diyelim isterseniz arkadaşlar. Masanın uzun kısmına A dersem pardon şey örtünün uzun kısmına A dersem hocam burası A buradan A artı 30 olduğunu görüyorum buranın. Evet buranın A artı 30 olduğunu görüyorum. Hocam A artı 30 masanın uzun kenarı. E şurası o zaman Kısa kenarda 75 santimetre değil miydi arkadaşlar? Burası 75. 75, 25 ve 25'in toplamı da kaç yapıyor? 125 mi yapıyor? Hocam o zaman burası toplamda 125 yaptı. Bak burası da masanın uzun kenarı değil mi arkadaşlar? Evet. Burası 125'miş. Yani burada da A demiştik örtünün uzun kenarına. O zaman masanın kenarı uzun kenarı A artı 30 yapmıştı. O zaman bunu da 125 eşitlersek A'yı kaç buluruz buradan? 95 buluruz. Yani örtünün uzun kısmında 95 bulduk. Buna göre diyor x kaçtır diye soruluyor. E, bu şekilde koyduğumuzda da şöyle x x diyor. Gençler şuraya bakacak olursanız buradaki mesafe kaç? 75 değil mi? Biz örtünün uzun kısmını a'yı kaç bulduk arkadaşlar? 95 bulduk. E, x artı x artı 75 x artı x artı 75 de bizim 95'e eşit olacağından yani örtünün uzun kısmına eşit olacağından 2 x eşittir 20 çıkar ve x'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 10 olarak buluruz. Yani o zaman cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Denizli çıktı. Aşağıdaki şekilde 9 birim kare veriliyor. Arkadaşlar soruyu okumayı maalesef bilmiyoruz. Bu soruyu izlemeye gelenler birim kareyi bak bak birim kare. Birim kare ne demek? Bir kenara bir birim olan karedir. Hocam burası bir bir bir. Yani burası da bir 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 olduğunu bilmen gerekiyor. Hadi şimdi kapat videoyu kendin çöz bakayım. Bunları gördün. Kırmızı çizginin uzunluğu 7'ymiş. Arkadaşlar burası kaç? 2. Burası kaç? Şöyle baktığın zaman 1, 2, 3, 4, 5. Kırmızı çizginin uzunluğu 7 ise burada bir kelebek benzerliği var mı? Var. Kaça kaç arkadaşlar? 5'e 2. Hocam burası 5 xken burası 2 x'tir. Toplam 7 x eşittir 7 verilmiş. X'i buradan kaç buluruz o zaman? 1 buluruz. X 1. Hocam x1 aralarındaki mesafeyi ben bulabilir miyim? Bulabilirim. Mavi çizgiyi bulmak için aralarındaki mesafeyi bulmam lazım zaten. Dikkat edin. Hop şunlar zeminden aynı yüksekte ya. Böyle birleştirdiğim zaman dik dikdörtgen oluştu arkadaşlar burada. Dik üçgen oluştu burada. Bakın burası 2. X'i de 1 bulduysak. Şuradaki uzunluk kaç çıktı arkadaşlar? 7 mi çıktı? Evet 7. E zaten arkadaşım burası da 2. E ben buraya daha dersem. A kare neye eşittir? 7'nin karesi. Eksi 2'nin karesine eşittir. Hipotenüs eksi. Dik kenarın karesi. 49'dan 4 çıktı. A kare eşittir 45 geldi. Bu dursun. A eşittir kök 45. Önemli değil. Şimdi bizden ne isteniyor? Mavi çizginin uzunluğu. Arkadaşlar mavi çizginin uzunluğu için de şurada bir pisagor mu yapacağız? Evet. E, ee, A'yı buradaki mavi çizginin uzunluğuna da y diyecek olursak y kare de neye eşittir? A kare artı 5'in karesine eşit midir? Aynen öyle. A kareyi zaten 45 bulmuştuk. Bu 45. 45 artı 25 70. Ee, y kare eşittir 70'ten. Y de buradan kaç gelir? Kök 70 gelir arkadaşlar. Yani cevabımız o zaman akçay çıktı. ABCD düzgün düzgün beşgen. Evet bu düzgün beşgen ve AFKD eşkenar dörtgen. Arkadaşlar AFKD düzgün pardon eşkenar dörtgen eşitliği gösterdim. Arkadaşlar bakın düzgün beşgende köşegen gerçekten önemli. Niye? Köşegen, bütün köşegenler birbirine eşit. Arkadaşım bir de bu köşegenle diğer yerlerde bir eşitlik de vermiş. O zaman burada mantıklı olan köşegeni çizeceksin. Hop şunu çizmezsin herhalde değil mi? Bunun eşitliğiyle diğerlerin eşitliği bir işe yarıyor mu? Yaramıyor. Hangisini çizmek mantıklı hocam? Hop şunu çizersem bakın bu köşegeni çizersem bu köşegenle şu köşegen birbirine eşit değil mi? Evet. Bak şurada eşkenar dörtgendeki eşitliği de gösterince şununla da otomatikman bununla, bununla bu eşit oldu mu? Oldu. Bu arada düzgün beşgenin bir iç açısının 108 derece olduğunu hepimiz öğrendik. Hocam burası 36 36. Eyvallah. Burası da 108, burası da 36 36. Tamam. Hocam buraya da 108 olduğundan buraya da 36 kaldı. E, o zaman 36 ise ikizkenarlık var bir de burada. Değil mi arkadaşlar? Şu ikizkenar üçgen 100, e, 180'den 36 çıkart bir kere böleceksin ya da hocam 108 ise 72 yaptı, 108 ise 72 yaptı diyebiliriz. E, hocam bu bir eşkenar dörtgendi. Eşkenar dörtgende karşılıklı açılar birbirine eşit ve şu açıyla şu açının toplamı da 180'di. O zaman burası 72 ise buraya kaç kaldı arkadaşlar? 180'e tamamlayan açısı 108. Dikkat ederseniz 36, 36, 72. Ee, o zaman buraya da kaç derece kaldı arkadaşlar? 36 derece kaldı? 108'e tamamlayan açısı. Değil mi? 72, 108'den 72 çıkartırsak 36 kaldı. Evet. Bakın arkadaşlar burada ne var? Burada da bir ikizkenarlık var demiştik zaten. Çıktı. Şununla şu ikizkenar. Hocam bu karşılıklı kenarlarda eşkenar dörtgen olduğundan paralel ya. Z kuralından dolayı burası da x'tir. Ha x kenarın taban açısı isteniyor bizden. Arkadaşlar 180'den tepe açısını çıkartırım. Bir de 2'yi 2'ye bölerim. Dolayısıyla x'i bulurum. 180'den 72 çıkarsak kaç yapıyor? 108. 2'ye bölsek kaç yapıyor? 54. Yani x'i buradan 54 derece olarak buluruz. İkiz kenarlıklar önemli. Düzgün beşgende bütün köşegenlerin eşit olması gerçekten ama gerçekten önemli arkadaşlar. Cevap Balıkesir. Şekil 1'de kapalı durumda dikdörtgen biçimindeki paravan kapı verilmiştir. Bu kapı 80 cm açılarak şekil 2, 160 cm açılarak şekil 3 elde ediliyor. Arkadaşlar burada 8 tane şey var ya A her birine A birim dersek toplam burası ne yapıyor? 8A yapıyor. Peki şunların her biri A bakın arkadaşlar. A 80 cm açıldı. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 8 a eksi 80 kaldı. E, 4 tane bölme var burada. 4'e böldüğüm zaman ne yapıyor? 2 a eksi 20 mi yapıyor? Evet. Buraya da gelelim. 160 cm açmış. Tamamı 8 a'ydı. 160 açılmışsa buraya o zaman 8 a eksi 160 kalıyor. Her bir bölmeye de kaç kalıyor? 4'e böldüğüm zaman 2 a eksi 40 kalıyor arkadaşlar. Neyse devam edelim. Şekil 3'teki k noktasının kapının üst yüzeyine uzaklığı. Şekil 2'deki k noktasının kapının üst yüzeyine uzaklığından 10 cm daha uzun. Arkadaşlar böyle ikizkenar kenar üçgenler çıktı. Bu kapıyı şöyleyken e, yüksekliğini düşünün. Bir de şöyleyken yüksekliğini düşünün. Daha da böyle daraldığı zaman yüksekliği daha daha yüksek olmuyor mu? Ondan bahsetmiş. Oradaki yükseklikten bahsetmiş. Ben de o zaman şöyle bir üçgen çizeyim. Size çizip de daha bir yönü çizip de göstereyim isterseniz onu. <laughs> Hocam şuradaki üçgeni aldım. Buradaki üçgenin bir kenarı A. Bir kenarı A. Şuradaki kenarı kaç arkadaşlar? 8a eksi 80'i 4'e bölecektik. Yani 2a eksi 20 yaptı. Hatta x kenar olduğundan bir yükseklik çizdik. Tabanı keş parçaya böldü. a eksi 10'a a eksi 10 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi öbür üçgeni alalım. Şuradaki üçgenleri alalım arkadaşlar. Buradaki üçgen daha dar bir üçgen. Yani şurası daha küçük bir kenar olacak. Şurası daha büyük bir kenar olacak. Şöyle şöyle. E buradaki üçgende de 8a eksi 160'tı. E ben bunu 8a eksi 164'e bölsem 2a eksi 40 yapıyor. Hocam şuradan da bir ikiz kenar bir yükseklik çizsem ne yapıyor? Tabanı iki eş parçaya bölüyor. Yani a eksi 20'ye a eksi 20 yaptı. Ve şu kenarların da a olduğunu zaten biliyoruz. Burası da a burası da a. Bize diyor ki burası haşken burası h artı 10 diyor arkadaşlar. Çünkü e, tekrar okuyorum. Şekil 3'teki k noktasının zil, bak şekil 3'teki k noktasının şuraya olan uzaklığı Buraya şekil 3'teki k noktasının buraya olan uzaklığı buraya olan uzaklığından neymiş? 10 cm daha uzunmuş. Yani haşken kenar haş artı 10. E arkadaşlar ne var burada? Bir burada pisagor var. Bir burada pisagor var. İkili pisagorlarda ortak kenar var mı? Var. Bak her ikisinde ortak kenar hipotenüs. Ortak kenarı yalnız bırakalım o zaman. İki bilinmeyen de yaparken daha çok hoşumuza yarıyordu. A kare neye eşit? H'ın karesi artı A eksi 10'un karesi olacak. Eşittir. Buradaki a karede bunun kareleri toplamı ya her ikisi de a kare eşit olduğundan birbirine eşit. Yani a eksi 20'nin karesi artı h artı 10'un karesi olacak. Açalım bunları. Her ikisi de a kare eşit olduğundan h kare eşit olduğundan ee, bunlar birbirine eşit olacak. h kare artı a eksi 10'un karesini açıyorum. a kare eksi 20 a artı 100 yaptı eşittir. Bu a kare eksi 40 a artı 400 yaptı artı h kare h artı onun karesi de 20 h artı 100 yaptı arkadaşlar h kare a kareler birbirini götürdü mü götürdü eksi 40 a'yı buraya atınca a'lar da birbirini halletti 20 a yaptı arkadaşlar burası eşittir şuradaki yüzler de birbirini götürsün bu tarafta hiçbir şey kalmadı galiba bu tarafta ne kaldı 20 h artı 400 mü kaldı Denklemi 20'ye böldüğümüz zaman A da buradan H artı 20'ye eşit oldu? Evet A da buradan H artı 20'ye eşit oldu. Ya da iki tane A değeri var burada. A, A, H. H'ı yalnız bırakayım. H buradan neye eşit oluyor? A eksi 20'ye eşit oluyor. Hocam şuraya bakalım. A eksi 20 burası. İsterseniz buradan da bakabilirsiniz. Dikkat edin. A eksi 10. A eksi 20. A. Hmm. Pisagor bağıntısı yapacağım burada. Hocam A eksi 20'nin karesi. Pardon A'nın karesi diyeceğiz. A kare eşittir a x 10 ve a x 20'nin kareleri toplamına eşit. Valla hocam bu Pisagor'da yapacağız mı? Yapmayalım artık ayıp ya. Bakın ben hep şunu söylüyorum, ardışık artan üçgenler hep 3, 4, 5'in katıdır. Bu onar onar ardışık değil mi? Bak a x 20, a x 10, a 10 fazlası 10 fazlası. O zaman 3, 4, 5'in kaç katıdır? 10 katıdır. O zaman burası a 50'dir. 50 yazınca bakın burası kaç yaptı? 40. 50 yazınca bakın burası kaç yaptı? 30, 30, 40, 50 üçgen çıktı. Bizden ne isteniyor? X nedir diye soruluyor. X dediğimiz neydi arkadaşlar? 8A'ya değil midir? Evet buradan işlem yaptığın zaman da A'yı zaten 50 bulursun. A benden X isteniyor. 8A'ya eşit. O da 8 çarpı 50'den kaç yaptı? 400 yaptı. Ama bu 400 santimetre mi? Santimetre 400 santimetre kaç metredir? 4 metredir arkadaşlar. Valla işlem kalabalığı oldu ama gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar. Ee, yani yapamayacağınız bir soruda değil. Hiç bilmediğiniz bir şey zaten burada yok. Ee, o yüzden kesinlikle ama kesinlikle ben çözerken büyük ihtimalle anladınız. Ama bazen de şu böyle hissetmeleri de düşünün kardeşim. Ardı çıkartan bak çok çıkıyor karşımıza. Özellikle bu kitapta e, baya bir karşımıza çıktı. Çok da güzel bir şey yani. Burada da bir şey öğreniyorsunuz ekstradan. Neyse cevap Ceyhan. Şekil 1'deki ABC'de dörtgeni biçiminde kartonun D köşesi A'ya bu doğrusu boyunca katlandığında D üstü eleman burada oluyormuş. Arkadaşlar tam burası 3 3 burası da 3 3 olarak verilmiş mi? Bizden de burası isteniliyor. Hatta x iken burası ne olur? 2x olur. Çünkü niye? Bu e, şurası 3 3 olduğundan dolayı bunlar birbirine eşit ve paralel. Paralel kenar hatta 90'lar derece olduğu için dikdörtgen oldu arkadaşlar. E, dolayısıyla burası 90 derece ya. E, burada da hem paralellik var. Burası 90 burası 90. Hem de ne var? Eşitlik var. Eşit olduğundan x'e direkt 2x oldu burası. Sonra ne yapacağız? Katlama var. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam 2x'e 2x. E 2x. E sonra hocam burası 6 ise burası da 6 değil mi? Evet. Aa hocam bak burada güzel bir şey çıktı. Dik üçgen çıktı. 3 ve 6'yı ilgilendiren. Hocam hatta 90'ın karşısı 6 iken hangi açının karşısı 3'tür? 30'un. Üst üste binen açılar burada da birbirine eşit olduğundan dolayı 30 60 diyecektim buraya. Bunlar da 30-30 oldu. E o zaman soru çıktı ya. Direkt x'e 2x yazmamı bile gerek yokmuş. 60'ın karşısı e 30'un karşısı nedir? x buradan e, direkt 3 bölü kök eşittir arkadaşlar. O da kök 3 eşitlerini çarparsak 3 kök 3 bölü 3'ten cevabımız kök 3 yapar. Yani cevap C -han oldu. ABC bir üçgen ve açılar eşit verilmiş. Kardeşim soru ne diyor? Açıya dal diyor sana. E o zaman dal. Farklı farklı yerlerde. Hocam açı ortay vermiş. E kollar oranı tabanlar oranı var mı? Yok. E hocam kolları açılan uygulayabilir misin? Hayır. E o zaman açıları vermişse açıya dal diyor soru sana. Dalalım hocam o zaman. Buraya alfa diyesem burası da alfa. Buraya beta dersem burası da beta. E alfa ile beta yan yana geldi. İki iç açın toplam bir dış açı alfa artı beta yazınca soru çıktı. Hocam burası da alfa artı beta. Aa burası da alfa artı beta. Ne çıktı burada? İkiz kenar. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit olacak. Bu kenar 24 olduğundan x direkt kaç yapıyor arkadaşlar? 24 yapıyor. Cevap Denizli. Ali Bey ile EF birbirine paralel. Fatma Kara ile CD birbirine paralel. Evet şunlar birbirine paralel. Bunlar da birbirine paralel verilmiş arkadaşlar. Sayılar burada. Buraya yoğunlaşacağız. Hocam 6 bölü 8. 6 bölü 8. 6 bölü 8 nedir? 3 bölü 4'tür. Hocam burası 3K iken tamamı bu 4K'dır. Burası da K oldu. Aa hocam. Şu paralelliğe baktığımda 3'e 1 oran var. O zaman burası 3 ise burası M midir? Aynen. Hatta burada 3'e 1 oran var. Şu paralellikte 1'e 3 oran var. 1'e 3 oran var. Burası da M ise burası da nedir? 3 endir. E şimdi ne yapacağız? Şu 5 ile X'in paralelliğine bakacağız. E burada hop şu. M bölü 5. M bölü tamamı 4 M. Eşittir 5 bölü X değil midir arkadaşlar? E buradan da X işler dışlar yapınca ne çıkıyor arkadaşlar? 20 çıkıyor. Cevap Cihan. 140, 130, 500 ve 530 verilmiş arkadaşlar. Bir mühendis kare plakanın kare plaka burası da 140 o zaman. Yer düzlemine paralel kalması için C ile F noktalarından bir halat çektiğinde C ile F noktalarından bir halat çektiğinde C, B, E noktaları doğrusal oluyormuş. C, B, e doğrusal oluyormuş. O zaman şu C, B, e doğrusalını şöyle bir düşünelim arkadaşlar. Bu yer düzlemine paralel ya. O zaman burası da dik olduğuna göre e, bu da şu duvara paraleldir arkadaşlar. 90'dır. Yani bu doğrusal. E, o zaman duvara paralelse burası da 90 derece olacak mı? Olacak. CFX nedir diye soruluyor. Yani burada da bir 90 derece var mı? Var arkadaşlar. Peki. Şimdi ne yapacağız? Hocam burası 140 mı? Kare olduğundan dolayı 140. Hocam 140 ve 50. 500. Böyle 0 atsan 14.50. Hatta 2'ye bölsen 7, 25. 7, 24, 25'in bakın burası 7'nin kaç katı? 20 katı mı? Evet. Bu da 25'in 20 katı mı? O zaman burası da 24'ün 20 katı mı olacak? Yani 480 mi yapacak arkadaşlar burası? Evet. Şurada da bir dikdörtgen oluştursam. 480 ise burası. E o zaman buraya kaç kaldı? 50 kaldı. Hocam 50 ve 130. 5, 13. 5, 12, 13'ün 10 katından dolayı burası 120 mi yaptı? Evet. E o zaman burası 120 ise arkadaşlar x isteniliyor bizden. Bir 90 derece oluşturacağım. Şuradan bir dikdörtgen oluşturursam 120 ise 120, 50 ise burası da 50. E hocam bunun tamamı 140'tı. 90 kaldı. 9 12 15'in kaç katı? 10 katı olduğundan burası da 150 yapar arkadaşlar. Cevap Cihan oldu. Şekil 1'de bir kenarı 4 birim olan sarı boyalı düzgün altıgen ile kısa kenarı 2 3 birim olan kırmızı renkli dikdörtgen üst üste konulduğunda Şekil 2'de görünüm elde ediliyor. Evet K noktası tam orta nokta. L noktası da tam orta noktaymış. K ve L noktaları uçlara gelmiş. Hocam burası kök 3 burası kök 3 burası da kök 3 burası da kök 3 olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar bu düzgün altıgenin en uzun köşegeni değil mi? Evet bu en uzun köşegeni. Arkadaşlar burası kök 3 burası kök 3 ve bunlar birbirine paralelse paralel hatta dikdörtgen oldu. E o zaman şu en uzun köşegende burası eşit oldu. Arkadaşım bir kenar 4 en uzun köşegen 8 değil midir? Evet. E bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bizden turuncu bölgenin alanı. Evet şuradaki bölgenin alanı isteniyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bu simetri eksenimiz simetri ekseni. Simetri ekseni olduğundan 60 60 oldu mu burası? Evet. Yani ben burada dikdörtgenin alanından bu dik üçgenlerin alanını çıkartırsam olay bitti. E arkadaşlar burası 60 60 ise bu 90 olduğundan buraya 30 kaldı. E burası da 66. 60 yaptı. 60'ı karşı köküsü 30'un karşı 1 midir? Evet. E burası da kaç yaptı? 30. Burası da 60 yaptı. 60'ın karşısı kökü 30'un karşısı 1. Aynı şekilde bunlar da 1 1 çıktı mı? Çıktı. Yani bir kenarı ben kaç buldum arkadaşlar? 8 buldum. O zaman 8 çarpı 2 kök 3'ten neyi çıkartacağım arkadaşlar? 1 çarpı kök 3 bölü 2'den 1, 2, 3, 4 tanesini çıkartacağım. 16 kök 3 eksi 2 kök 3'ten cevabımız da 14 kök 3 olarak çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle açay oldu.